Selam arkadaşlar, Aslan Aydar ben, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ofisten sesleniyorum size. Selami kardeşimiz var, hatırlarsınız. Aeropo almış, 31.000'de hatasız, boyasız. 10 dakika önce bir duyum aldık. Biz de gidelim diyoruz, arabayı kaçırmayalım. Bu manyak bu arabayı piç eder. Biz de bu arabayı elinden alalım. Hatasız arabayı seviyorum. Bakalım Aeropo nasıl olmuş. Satmam. Mermi manyağı yaparım. İn aşağıdan. Tamam, öyle konuşalım. Öyle sağın soluna elleme bak, tamam mı? Yani bir daha söylüyorum. 31.000'de dikkatini çekerim yani. 31 senin için bayağı bir şey. Selam arkadaşlar. Aslan Aydar ben, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ofisten sesleniyorum size. Selami kardeşimiz var, hatırlarsınız. Aeropo almış, 31.000'de hatasız, boyasız. 10 dakika önce bir duyum aldık. Biz de gidelim diyoruz, arabayı kaçırmayalım. Bu manyak bu arabayı piç eder. Biz de bu arabayı elinden alalım. Hatasız arabayı seviyorum. Bakalım Aeropo nasıl olmuş. Eren, şimdi 31.000'de Aeropo. Hani normalde şey vardır, Şahin Doğancılar vardır ya böyle. Hatasız, değişen yok. Ama kilometre olarak 95 model bir Aeropo'nun 31.000'de olması benim için biraz saçma geldi. Ama varmış. Almancının birindeymiş araba. Almancı arabayı yurt dışından geldikçe yazın, artık bayramda mı seylanda kullanmış. Onun haricinde arabayı bilmiyormuş. Araba 31.000'de, merak ediyorum. Bunların tabi hassas alır. Fiyatta güzel fiyat istiyor. 75 liraya falan de aşağı vermem dedi. Tabii canım, rakam çok güzel. Ama 70'e arabayı alacağız ondan büyük bir ihtimal. Kaça aldığımı bilmiyorum. 75'in aşağı vermem dedi. Maliyeti yüksek dedi. Ama normal. İnternete baktım az önce, 100.000'de, 90.000'de, 80.000 liraya, 75.000 liraya internette çuvalla var. Hadi be. Tabii canım, çuvalla var. Araba 31.000'de hatasız, hastasına bu araba çok güzel parayı satar da. Böyle ticari amaç değil de, arabayı merak ettim. Araba Selami'de kalmasın. Selami'de zaten kaçıncı arabamız? CC5'i aldık, BMW'yi aldık. Bu üçüncü araba olacak Selami'de. 4 herhalde. 4 mu? Bir tane daha var, hatırlamıyorum ben. Bu çekim olarak üçüncü çekimimizi yaptık. Selami'den gidelim, Aeropo'yu alalım. O manyak arabayı rezil etmeden, kilometre yapmadan, şimdi kör topal birisi gider arabayı vurur murur, hatasızlığı gider. Bakalım. Burası da benim ofisim. Burada. Bak, gel. Erenciğim ne yazıyor burada? Sadaka belayı def eder. Buradan enişten var. Burada kumbara yolu dedik. Yolda kumbaralara bak. Gidelim canım. Saklan zaten, saklan. Gel gel. Furkan hep silerken sevgisini, şefkatini, kurusunu, geçen yorumlarda yapmışlardı ya, hep şaşıyorum ben şimdi. Diyecek, Aeropo almaya gidecekler, sonra Maserati almaya gidiyor derler. Yani kim dedi araba silmiyor, temizlemiyor diye. Gidelim Aeropo'yu alalım lay. İnom. Görüşürüz Aeropo'nun yanında. Evet arkadaşlar, arkamızda yani karşımda şu an Aeropo duruyor. Selami de arabanın içinde. Aradım, arabanın resmini çekilmiş burada. Satmayacağım sana diyor. İnom. Satmam. Satmam. Nefes aldım ama Bartın'da, nefes. Ne bileyim, bir şeyim yok, satmam. Bu arabayı satmasan olacağını biliyor musun Erin? Ya silah yok yanımda. Mermi manyağı yaparım. İn aşağıdan. İn oğlum aşağı, in. Sen bunu satma, paradan almadım oğlum. Merhaba kardeşim. Selam abi. İnsan bir hoş geldin. Daha şimdi yoldan geliyoruz. Farkındasın değil mi? Merhaba kardeşim. Sen burada gizli gizli resmini çekip ilan okuyup satacağız değil mi? Evet doğru. Biz ne yapacağız? Biz ekmek yemeyeceğiz mi? Biz ot mu yiyeceğiz? Ya herkes, biz mancar mı yiyeceğiz lan? Herkes ekmeğini yiyecek. Yapacak bir şey yok. Selami, Mete söyledi. Böyle böyle Selami de Aeropo almış dedi. Şimdi geldim. Hangi ara söyledi? Abi. Hey, yol Bolda'yken aradı beni o. Oğlum 2 saat önce plakalı kalmıştı galerden. Doğru. Niye aldı plakalı? Niye almış olabilirsin plakalı? Doğru söylüyorsun. Demek ki plakalı kalmışsa Selami bir tane araba almıştır.
Şimdi Selami nerede? Nadir arabalar varsa buluyor. CC5 verdi bize. Hala sanayide 5 aydır çıkmadı. Aynen, BMW'yi satmışsın. Ama BMW'yi sattık. Ekmek yedik, Allah razı olsun. Evet, BMW'yi satmışsın. Selamicim, hiç böyle arabayı incelemeden gözüme çarpan bir cam olayı var. Onun haricinde detaya bakacağım. Zaten ekspertiz yapmışsın galiba alırken. Ya ben sana ne olduğunu söyleyeyim mi? Hı-hı. Araba zaten 95. Hiç hatası boyası yok. Altındaki ikinci takım lastikleri daha. Arabanın tek kusuru fabrika çıkışı camında çatlak var. Başka hiçbir şey yok. Lütüp takmışsınız arabaya. Lütüp takılı. Şu an Türkiye'de tek mi? Şu an Türkiye'de tek yani araba. Başka yok. Doğru, 95 model. Hatasız, boyasız. 31.000'de. 31.800'de. 31.300'deydi aldım işte. 500 km ben yaptım gelirken. Ama sen Selam buraya kadar boşuna geldin. Arabanın bak. Bak, mal Selam burada. Mi? Mal boncuk. Mal boncuk. Arabayı önce bir bakayım ben, inceleyeyim. Ona göre sana bir fiyat teklif edeceğim. Bence hiç inceleme yani. Hiç oturma. Vurdum yuvalarına. Pazarlık payı yok bak, onu söyleyeyim sana. Pazarlık payı mayı değil. Ben sana bir Haydar, teklif edeceğim. Geçen sefer bak, Jeep'te dediğin oldu. BMW'de yine senin dediğin oldu. Ama bu defa senin dediğin olmaz. Bu defa benim dediğim olur. Ama araba mermi. Mermi. 31.000'de 95 model. Hatasız boyası Erepo varsa iddialı konuşuyorum bak. Satıcı burada. Arabanın ve satıcının götünü kaldırmıyorum. İddialı konuşuyorum. Türkiye'de tektir. Fiyatı ne kardeşim? 75 bin lira kardeşim. Ne? 75 bin lira. Söyle bakalım önce. Cam gibi lan araba. Gayya baksana. Orijinal boyası Eren. Sen fiyatı söylerken dalga geçmiyorsun değil mi? Hayır. Şimdi Haydar'cığım. Oğlum bu arabayı ne? Piyasada adam 131'e 45 lira yazmış. Sence baksana. Şuna bir. Oğlum bundan buraya 300'de mi geldi lan? Araba hala nefes alıyor lan. 300'de geldim. Yok ya 140-150 geldim. Normal geldim. Araba hala böyle can çekişi ya. Yordu abi beni değil. Bakalım. Bak Eren, gel. Her şey orijinal. Burada ufak bir... Taş izidir. Taş izi var. Gelirken olmuş olabilir. Harları falan orijinal lay. Tampon da orijinal. Ya Haydar, bokunu çıkartma. Ciddi ciddi alacak mısın arabayı? Hayır abi bak, ben buraya fotoğrafları çekmeye geldim. Peşimden geldin şimdi, tamam mı? La oğlum, işi gücü bırakıp niye geldin buraya ben? İnan. Abi sen makaraya da gelmiş olabilirsin. Senin sağın solun belli olmaz ki. Arabaya bak lay. Ben bunu bilmem yani. Alacaksan ona göre konuşalım. Öyle sağın soluna elleme bak, tamam mı? Yani ne diyeyim ben sana? Ben bana bile ellettirmediler oğlum. Adamlardan 1 milyonluk 2 milyonluk araba alırken tak tak alıyoruz. Anasını satayım bir araba almış. Abi ben noterden satışı aldım. Ayağım orada suya girdi de arabaya binerken adam benimle kavga etti, tamam mı? Sen bu arabaya nasıl öyle biniyorsun diye. Abi ben arabanın satışını aldım, paranı verdim ben senin. Araba mal benim dedim. Adam onu hazmedemedi. Utanmasa arabayı benden geri alacaktı. Arabanın orijinalini bozmuşlar, görüyor musun? Tüp takmış arabaya. Bunu sen mi taktın diye oğlum? Alan kişi mi taktırmış? Hayır abi ben hangi ara taktıracağım? Ben daha yeni aldım geldim arabayı. Şuna bak. Orijinal her şey. Şuraya bak yani. Sil gibi araba. Zil zil. Selam abi, sen ciddi ciddi 75 lira para istiyorsun değil mi buna? Evet. Kardeşim adam 131'e 50 bin lira para istiyor. 80 model 131'e ben niye istemeyim ki? Başlayacağım 131'e 50 milyara ya. 95 model araba bu. Gel. 75 lira sen iyi misin oğlum? Şuraya bak ya. Saat gibi. Koltuklara bak. Koltuklara bak. İş. O ne lan? Zil zil. Bak şurada ufak bir çizgi var, görüyor musun? Her şey çok güzel de. Bunu sanki fan müşteri açık kalıyor. Fan müşterinde bir sıkıntı var, ben fark ettim onu. Abi olabilir, sonuç olarak yani 25 yaşında araba. Sen kaç yaşındasın? 35. Tamam, aşağı yukarı bize emsal ya, bize yaşıt. Biz çok yol Eren, yaptık, farkındasın değil mi? Gel gel, şunlara bak. Bizi hor kullandılar kardeşim. Kız gibi görüyor musun bak? Orijinal şeyleri duruyor burada. Bak 95. Renault. Ama bir dakika. Boyak bak Renault şey. Kardeşim onda sıkıntı yok. Bak adam ne yazmış? Motor durduktan sonra vantilatör çalışabilir diyor. Bak adam buraya onu da yazmış. Vay anasını ya. Oğlum seni, onu 95 yılında yazmışlar. O zaman sen bisiklete dönüyordun. Yok sen başka bir şeyle oynuyordun değil mi? Eren mal boncuk. Sen bunu harbi. Sen bunu 40 liraya ödesey lan. Haydar 80 lira derim. 1 lira da aşağı vermem. Gönlünde kalır. Basarsın parayı alırsın kardeşim bak. Ben şimdi ilanına gelirken baktım. Hiç bozma. Bak bak sahibinden açıp baktım. Kamerada detaylara girmedim. Bir tane var 90 binde zaten ilanda. Hı-hı. Yakın buna. O da hatasız mı boyasız mı bakmadım. Adam 80 lira yazmış. O abartmış. Bokunu çıkartmış. Sen zaten bunu 6 alsa 50 liraya falan almışydı. Söyleyeyim mi sen aldın mı? Kaç para aldın? 65 aldım. 65'i de bağıra çağır aldım. 75 lira para istiyorum kardeşim, tamam mı? İşine geliyorsa alırsın. Mal burada. Jeep'le BMW'de senin dediğini yaptık. Ne dediysen o oldu. Tamam da abi 65'e 75 geldi. Artık, oğlum biz bunu 70'e biz kaça satacağız oğlum, abi bunu? Artık yeter. Tamam bak artık bir yere kadar yani. Yani bak adam diyorsun kendi ağzınla söylüyorsun. Adam 90 bindekini 80 bin lira yazmış diyorsun. Abi mal 31 binde diyorum sana. Bir daha söylüyorum 31 binde dikkatini çekerim yani. 31 senin için bayağı bir şey imal değil. Senin galiba için anlam ifade ediyor. İşte 31 binde sana vereceğim. En dandik yerde sana kakalayacağım arabayı. Şuraya bak ya bu bile orijinal ya Eren.
Arabada her şey orijinal ya. Sanki ben de 95 yılında fabrikada araba nasıl çıkmış onu biliyormuş gibi konuşuyorum. Kardeşim bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben araba, biz normalde galerimizde bu tarz araba satmıyoruz biliyorsun. İki tane TikTok videosu çekeceğim, o yüzden alıyorum. Hatasız boyasız. Buradan böyle hatasız boyasız TikTok videosu çeken arkadaşlarımız var. Onlara da hani OJS amaçlı çekeceğim, alacağım yani. Başka bir amacım yok. Aynen öyle. Arada bir turlarım. He, bir tane Renault manyağı gelir. Hastası gelir. Arabayı alır. O amaçla alıyorum. Yoksa senden bu arabayı o parayı alıp da para kazanmayı çok düşünmüyoruz yani. Kardeşim kötü mal kapıda durmadığı gibi iyi mal zaten durmaz. Yani sen almazsan 2 saat sonra birisi yapışır buna. Ki biliyorsun bizim bu arabaların pazarı burada fazla. Bu malın kapıda kalma şansı yok. İlana gireyim istersen şimdi yani, sen bilirsin. Cam çatlak. Kardeşim camı orijinal fabrikasyon çatlak. Orijinal fabrikadan şimdi cam götürsek. Evet. En az bunu fabrikadan... Camı yoktur zaten. Ya vardır da kim bilir nerede, kimin elinde kaldıysa. Selam abi, sen tek bir laf söyleyeyim mi? 65, sen bunun için İstanbul'a gitti geldi 1000 lira masraf etsek 66, noter, ekspertiz 66,5. Evet, 67. 66,5, 67 değil, 15 lira at para mı? Sen bu arabayı 67,5'e ve 1 lira Allah bereket versin oğlum. Günlük 1 lira geliyor lan. Haydar, işine bak kardeşim sen. Hayır, geldim buraya, sen geldin peşimden. Ben arabayı ilana koyacaktım. Hem buraya geliyorsun hem de benden pazarlık ediyorsun yani. Hem mala hastasın hem pazarlık peşindesin. Oğlum buna ne olmuş lan? Buna ne olmuş lan? Ya böyle işine giriyorsa al, işine gelmiyorsa alma. Para sendeyse mal bende ya. Oğlum bak burası cücük. Cam çatlak. Abi. Sağ kapıda cücük var. Airbagleri açık değil. Ağır hasar kaydı yok. Lastikleri yeni. Arabada gram hata boya yok. Buraya bak lan. Bak. Fabrikasyon sesi bak. Aha. Ünal Turan'a jest yap hadi. Selami. Tamam kardeşim. Sen de bu işten... Alıyorsun, satıyorsun, ekmek yiyorsun, bir şeyler yapıyorsun kendi çapı. Bak su bile girmiş buraya. Yağmur su. Kardeşim daha yeni yıkadık. Sen bu arabayı bize ne yap biliyor musun? Ama bak tek laf söyleyeceğim. Bu sefer kar bırakacağım. Geçen iki arabada kar mı vermedi? Vermedim. Sen de vermedin. Ben vermedim. Sen vermedin. Doğru. Sen bize bu arabayı 70'e ver kardeşim. 3,5 lira. Allah bereket versin. Eve mancara al, yumurta al. Bak, Haydar. Ben sana 67,5 lira. Başıma belasız. Bak ben sana bu arabayı 67,5 lira alacağım biliyorsun değil mi? Haydar. Beni kırmacaya da biliyorsun. Kıramayacağımı biliyorsun ama sen başa hakikaten belasın ya. Abi sen kim söyledi? Hangi ara geldin? Ben ne güzel ilana girecektim. Oğlum plakalı sen almış galeriden. Bak orada. Abi ne güzel ilana girecektim. Şu arabada 10 lira ekmeğim vardı benim ya. Sen şimdi 10 lira 5 liraya kestin. Kıramayacağımı da biliyorsun. Ne diyeceğim ben şimdi sana? Plakada görmüyor musun orada? Gördüm. Abi 10 lira 5 liraya düşsün. Ne yapacağız? Senin çünkü bir tane aldığı bir tane jet de vardın. Onda plakalık var. Sen durup durup plak almazsın. Sen bu işi bak ben sana 1 lira 2 lira da kar vermem bak. 3,5 milyar kar. 70 milyar hayırlı olsun de. Şunu maaşına basıp ölçük bakayım yolda. Baş bir şey istemiyorum. Gidelim parayı da havale yapalım kardeşim. Sen gene estetik bir şey bulursun. Bir sonraki havada söz sana ekstra kar vereceğim. Söz mü lan? Söz lan. Bak pilavdan dönerek kaşığı kırılsın tamam mı? Eren sen şahitsin tamam mı kardeşim? Sıkıntı yok. Bak bir dahaki arabada çamur yapmak yok. Yok yok. Bu 3 oldu. Ama bu çok... Bak bunun piyasa eşleşmesi yapamıyoruz abi. Abi öyle ama mal boncuk. Tamam hayırlı olsun mu? Hayda seni kırmam. Ama... Eyvallah kardeşim. Yine aynısı mı oldu? Yine aynı senaryo. Yine kandırdın mı yani? Korona var ya. Bu şey bir şey var. Bu İstanbul'dan gelmişti bu. Yine aynı senaryo mu? Hayırlı olsun kardeşim. Paranın halini gör. Mal Aram. Boncuk. Samimi söylüyorum, arabayı almaktaki tek sebebim arabanın 31 binde hatasız olması. Şu an bindiğim arabaları söylemeye gerek yok sosyal medyadan. Beni takip eden arkadaşlar hangi arabaları kullandığımızı biliyor. Bu arada Aslanoğlu Haydar ve Aslanoğlu Motos hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Sizden ricam da 2 saniye videoyu durdurup kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Yani Selam'a gibi kişilerle sizler için uğraşıyorum ama seviyorum. Yurdum insanı. Adam. Kardeşim. Artık videolarımızı çekmeye başladık. Bundan sonra aralıksız videolarımızı çekeceğiz. Sizden ricam kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir de arabayla bir tur atalım. Haydar ya. Şunu bir 2000 daha ver oğlum. Şimdi geç arabayı. Oğlum aklımda kaldı lan. Oğlum ben o para İstanbul'a gidip gelmem ki. Orijinal teybi nerede bunun? Orijinal teymişti o. Abi orijinal kasetliymiş. Klarion da. Bak jelatini biliyorsun da jelatini. Adam Eren soymamış. Burada dikkatimi çekti. Adam soymamış. Bak burada jelatin var görüyor musun? Her şey jelatinler üstünde. Harbi, kamerana gözüküyor mu jilet? Bak jiletin üstünde arabanın ya. Arabanın orijinal jiletin duruyor üzerinde. Normal teyip, orijinal teyip sökülmüş ya. Benim moral sıfır. Bu arabada ön iki cam, otomatik, arka manuel, camlar. Manuel. Elizabeth Taylor. Selamcığım, emniyet kemerini takar mısın? Emniyet kemeri hayat kurtarır. Lan evet, araba gidiyor lan. Oğlum, adım öyle yaptım. Frene basın oğlum, freni yok mu ya? Yanda pompalayacak. Emme basma tulumba gibi. Bas pompala bırak. Bak. Başarılı. Evet. Öğrencim. Gayet. Bir şey söyleyeyim, tertemiz araba ha. Yeni yıkandı. Hayır yıkamayı boş ver. Normalde de kardeşim, temiz. Kardeşim araba çok temiz. Bak ben sana ne diyorum. 31 binde yok Türkiye'de. Aslında bir bunu inşaatlara falan gitmeye biz mi kullansak? İlana girmesek. Çok güzel ya. Tertemiz. Ne yakıyor Selam kilometrede?
Abi ben buraya gelinceye kadar 200 liralık tüp yaktı işte, o kadar. Ya insan bu arabayı tüp taktırır mı ya? 31 abi ben taktırmadım ki. Adam hangi, yani zaten arabayı binlemiş. Bir de hangi akla hizmet tüp taktırdığım meşhur zaten. Sen nereden buldun bunu? Abi bir duyum geldi, bastım gittim. Her şey çalışıyor. 31.861 kilometrede. Sen ama böyle bir tur atmasın bu, öyle 31.000 olmasın? Yok kardeşim ya. Hı? 131.000'de değil. Zaten jiletinlerden, arabanın duruşundan anlaşılıyor. İstersen ekspertize göster, her şeyi getir, kafana göre yaptır, hiç sıkıntı yok kardeşim. 65.000 lira adamın eline saydım, noterde arabayı aldım, satışını aldım. Adam utanmasa motorun kapısına çıkınca al şu 66, 67 bin lira, 68 bin lirayı da bana arabamı geri ver diyecekti. Ya, niye satmış sonra? Ya adam satma niyeti yoktu aslında da, adamı biz biraz şey yaptık, nedir o? Bak, satması için ikna ettik. Bak çalışıyoruz biz Selamcığım, böyle sen gibi otururken para kazanmıyorsun. Kardeşim. İnşaatlar kolay inen olmuyor. Bizim de işimiz o, biliyorsun sen, değil mi? Biliyorum canım. Bizim de işimiz o. Selami kardeşimiz bu arada Bartın'da temizlik şirketi var. Apartmanlarda temizlik işi yapıyor. Site yönetimi. Sen ne yaptığını sen az çok sen kendin bahset kardeşim. Temizlik, bina ve site yönetim hizmeti veriyoruz Bartın'da. Okyanus Temizlik firması olarak. Tüm binaların her türlü iç dış temizliklerini, yönetim hizmetlerini, tadilatlarını, herhangi bir sorunda, problemde kat maliklerinin karşı karşıya kalabileceği her şeyi biz çözüyoruz. Sorunsuzca yaparız. Sorunsuzca yaparız. Bizim işimiz o kardeşim. Bunda airbag var mı lan Selami? Bunda airbag yoktu. Haydar senden bir ricada bulunabilir miyim kardeşim? Ha. 2000 lira daha versene. Abi git ya. Kim yarmış ya? Kim yarmış? Ya oğlum bak ben işi gücü bıraktım, İstanbul'a gittim geldim, tamam mı? Ya biz sana mı çalışıyoruz? O zaman mesela benim maaşı bağlasana ya. Kafamda hesapladım, birkaç bin lira daha verirsem kurtarıyor. Tamam ben onu Zeki Müren'e söyleyeceğim. Tamam. Zeki Müren ver derse vereceğim. Zeki Müren ver derse. Evet. Zeki Müren benim. Ya, kanka, Selami. Ya tamam da ağlaya ağlaya, tamam mı? Yani bak, bir şey söylemiyorum sana. Bak bir şey söyleyeyim mi Selami? Zeki Müren benim hayat güneşim. Abi olabilir. Zeki Müren sanat güneşim. Benim iyilik meleğimdi. Ne derse onu yaparım ben. O bana, ben ona soracağım şimdi. Mail atacağım. Sor kardeşim. Derse ver, vereceğim. Sor. Bu ver der kesin. Yani sizi nasıl zengin oldu, sizi nasıl zengin oluyoruz, parayı bulduğunuz belli oluyor böyle. 1000 lira, 2000 lira kesik atarken. Yani ya oğlum ben, 400 tane araba satmışız. 1 milyar kesik atsak 400 milyar yaparız. Selam mı gözüm kaldı ya? Ya ne gözümüz kalacak kardeşim? 2000 lira kesik attın, 2-3 bin lira, 5 bin lira kesik attın sen. Şimdi onu yapacağız. Bak bir de böyle. Oradan 75 yazdığın arabaya pazarlıkla sen bu arabayı 73, 72'ye bırakacağız ya abi. Kardeşim şu notere gidip gelelim de ben seni engelleyeceğim ya. Bu iş böyle olmayacak. Senin yüzünden ticaret yapamıyoruz ya. Ay. Abi bir de bunun iki tane yamyamı var, Furkan'la Mete, tamam mı? Ya adamlara selam vermeye gelmiyor, direkt konu Haydar'da. Abi evet. Hangi ara buldunuz Eren, beni orada? Eren araba gördüm bak, galerinin yolunu hemen buldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç utanması yok görüyor musun? Hiç. Utanmadan bir de ikimiye para istiyorum. Aa Selami, ben de seni konuşuyordum. İki lira daha alayım. İki lira daha alayım. Ay. İki lira daha alayım. Sen bize şimdi böyle Maserati, Mustang, Panamera falan gördük. Oğlum para mı basıyoruz biz? Abi bahçede gördük, bahçıvan sanmadık. İşte o yüzden iki lira ver diyorum. Anladın? Yani ağlama. Buradan arka video izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Ben Selami'ye 2000'e daha fazla vereyim mi vermeyeyim mi? Yorum kısmınızda bekliyorum arkadaşlar. Bence vermesi gerekiyor. Böyle yani, mal Türkiye'de varsa vermesin. Yoksa alayım paramı. Yorum kısmında 2 milyar versin diye çok yorum görürsem ben Selami'ye 2 vereceğim. 2 değil 5 yapalım o zaman. Tamam. Tamam şu parayı alalım artık, noter var gidelim ya hadi. Hayır bak ben tövbeliyim, notere gideceğiz. Noter diyecek ki satışa uygundur. Kardeşim daha dün satışını yaptım. Satışa uygun olmayacak nesi var ki? Belli mi olur abi? Burası Bartın. Şu parayı alalım o zaman parayı. Hı? Parayı alalım. Kudurdayım para değil. Mete hangi ara söyledin? Sen tepeleri falan mı? Hangi ara söyledin sen? Neyi? Hayır, benim arabayla geldiğimi. Plakalı kaldı ki, iyi ki. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kanka bizim bir sıkıntımız var. Çözün çözün, bu işi sen çözersin. Daireyi mi? Alo! Arkadaşlar, Bal Otomotiv Muhammed. Bartın'da yumurta, altı yumurta. Ne yumurtaydı başka lan? Dokunmadır. Hangi tavuk. Yumurtaydı? Az kimmiş tavuk. Pırtıcı kardeşim, pırtıcı. Evet, pırtıcı yumurta. Yumurta bizden sorulur diyor. Batı Karadeniz. İnan. Çonuyu bir çek. He? Çonuyu bir çek. Çok pırtıcı adam vardır. Hadi şu ikiye sayın. Abi ya paylaşıyoruz. Geç.
Notere gidiyoruz mu? Mete notere geç ya abi. Bunu al sus be. Yolda gelirken 500 istedim. Abi parayı alayım. Tamam. Parayı alayım. Ben havale yapacağım abi. Ha, tamam, notere sıkıntı. Geçeceğim satış yapın. Tamam hadi. Sen arabalarla vedalaş. Mete. Vedalaş. Selami. Sen de gittin herkes gibi yapayım mı? He? Sen de gittin herkes gibi yapayım mı? Herkes gibi hala yerinde olmadı değil mi? Bu çocuğun pasaptan haber var mı? Allah'a şükür arkadaşlar. Selami'yi yolladık. Kurtulduk. Parasını da havalesini yapacağız. Satışa alacağız. Ne diyoruz arkadaşlar? Aslan Motors'tan arabalan arkadaşlar sanayiye değil evine gider diyoruz. Sizleri seviyorum. İnom. Ve karşımızda Renault 19.